Efendim iyi akşamlar. Saat 20 Dünya Halindeyiz. Selim Atalay'ın gözüyle olanları ve olacakları konuşacağız. Son dakika gelişmeler. Mesela Maduro diyor ki Moskova'dan 6 milyar dolarlık yatırım aldım, geliyorum. Venezuela'dan bir durum. Ondan önce Fransa'ya bakalım. Monsieur Macron'un yüzünden düşen bin parça. Elize Sarayı'nda bugün dolaşanlar diyorlar ki Macron'u hiç bu kadar üzgün görmemiştik. Monsieur Macron'un üzüntüsü tabii ki yani kayda değer. Bu bugünkü fotoğrafı değil ama üzülünce böyle oluyor. Öyle söyleyelim. Yani ne var, neden, ne oluyor? Bitmedi mi dertler? Efendim bitmemiş. Malumunuz geçen hafta işte vergi koyalım diye bir teşebbüs yapmışlardı. Sonra geri adım attılar. Tamam vergi falan yok diye. Sonra onu 6 aylığına demişlerdi. Sonra yok tamam külliyen kaldırdık dediler. 2 milyar açık. Daha kemer sıkmak lazım. Fakat bitmedi. Cumartesi günü büyük olaylar bekleniyor. Öyle bir büyük olay bekleniyor ki polis bugün Şanzelize bulvarındaki işletmelere, mağazalara dedi ki siz cumartesi günü açmayın. Paris'in göbeğinde meşhur bulvarda turistler bütün dünya biliyor, geliyor, görüyor ama gelemiyor artık alışveriş de yok. Şanzelize'de alışveriş yapmayın diyorlar. İş bu derecede. Asayiş, güvenlik, polis yok. Sonra kan çıkabilir diye bir başka laf. Ne demek kan çıkar? Yani bunu hükümet söylüyor. Şu hafta sonu olaylardan kan çıkmasından korkuyoruz falan. Çıkartmayın yani sizin o da bir zafiyet. Sonra siyasi zafiyet devam ediyor. Mecliste kağıt üzerinde büyük çoğunluğu var Macron'un partisinin fakat pazartesi günü mesela gen soru verecekler düşürmek için. Bir de bunun üstüne hükümet düşerse hakikaten tam Paris bir şenlik olacak. Sonra hükümet diyor ki yani görüşelim muhataplarımızla. Muhatabınız kim? Muhatap yok. Yani bu işte sarı yelekliler falan işte biz de önceki gün sarı yelek giydik. Sarı yeleği giyen kendisini sözcü ilan ediyor. Muhatap bulamıyor hükümet. Sonra görüşecek bir şey de yok diyorlar. Ve veciz bir ifadeyle söylemişler. Diyorlar ki hükümet bize kırıntıları veriyor. Halbuki biz bagetin tamamını istiyoruz. Baget ne? Uzun Fransız ekmeği var ya. Hepsini kendileri istiyorlarmış. Uzun Fransız ekmeğini sadece biz istiyoruz. Kırıntı istemiyoruz. Macron ne yapsın? Macron kendi başının çaresine baksın. Sonra bu iş işte sırf yelek falan filan da değil. İş iyice büyümeye başladı ve olay genişlemeye başladı. Liselere sıçradı. Liselerde bugün 200'den fazla lisede Fransa çapında liselerde olay vardı. Çocuklar güle oynaya sonra gaz yiyorlar. Göz yaşartıcı bomba atıyor polis. Ve bunlar küçük küçük kasabalar yani büyük metropollerde falan hani belki falan denir de küçük kasabalarda ve herkesin birbirini tanıdığı küçük yerlerde polis, öğrenciler, olaylar bu şekilde gayet sert yani hatta Paris'teki çatışmalardan daha sert olaylar sürüyor. Öğrenciler polisle çatışmayı gördüğünüz gibi polis tam teçhizatlı. Öğrencilerde pek bir şey de yok. Nasıl yapıyorlar tam anlamadım. Sonra olayların genişleyeceği ve yayılacağı konusundaki işaret işçi sendikaları büyük işçi sendikası CGT CGT diyor ki 48 saat grev yapacağım gelecek Perşembe ve Cuma. 48 saat grev dediği zaman Fransa kapanacak demektir. Hafta sonu Şanzelize iptal, Paris iptal. Bütün Paris ziyaretleri ve hayalleri iptal. Hayaller Paris, gerçekler göz yaşartıcı gaz. Peki başka Fransız polisinin 65 bin kişiyle Paris'te güvenlik sağlamaya çalışacağı söyleniyor. Peki göreceğiz ne olacağını. 200 okula güvenlikçi yetmez diye bir başka teori var. Yani 200 okul, 200 lise ayaklandığı zaman bunları nasıl yetiştireceğiz? Görüntüler hayli ibret verici. Resmen gaz atıyor ki onlar lise öğrencileri. Yani profesyonel ajitatör, sabotör falan değiller. Ama bu şekilde olaylar sürüyor ve o kasabaların da altı üstüne geliyor. Çünkü
Tekrar dediğimiz gibi küçük yerler. Hatta son dakikayı görüyoruz. Kuzey Irak'ta terörist etkisiz hale getirildi. 8 adet operasyonlar sürüyor. Sonra siyaset dedik, mali dedik. Ha, maliye tarafında da işte gelir artırıcı önlemler yapacağız. Halkın şikayetlerini kaldıracağız gibi bir söylem var ama Fransa maliyesinde böyle bir para yok. Gerçi Fransa maliyesi son 18 ayda, bu Macron'un 18. ayı, 18 ayda bir gözle görülür kötülemeye de girmedi. Yani bir İtalya değiller ama bu kadar palas mandras böyle yuvarlanarak krizin içine girmeleri hayli ibret verici. O boyutu da var işin. İşte Maliye Bakanı da şikayet etmiş, halk yalnızca Fransa'da olur bu. Halk sokağa çıkar, kendisini seçmez, sandıkta ifade etmez, sokakta ifade eder gibi bir söz kullanmış. Ona geleceğiz, o ilginç bir durum. Neden acaba sandıkta değil de sokakta dertlerini arıyorlar Fransa gibi yerde üstelik? Ha, bu arada daha önce de söylemiştik, o teyit oldu. Futbol maçları iptal edildi ve Eğitim Bakanı hafta sonu herkesin evde oturmasını istedi. Jean-Michel Blanquer diyor ki bu hafta sonu herkes evinde otursun. Eğitim Bakanı, okullar kapalıdır hafta sonunda. Peki sen neden herkesi evinde oturmaya davet ediyorsun dememiş kimse. Demek ki herkes kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ha, bu arada Louvre Müzesi de sormuş Paris yönetimine, ben kapatayım mı açayım mı diye ya da açık mı tutacağım diye. En tehlikeli yerlerden bir tanesi, dediğimiz gibi bir müze, özel bir galeri kundaklanmıştı. Louvre'un da basılması ve kundaklanmaması için bir sebep yok. Paris yönetiminin şeyinde olsak, söz sahibi olsak, Louvre'u da kapatın deriz. Şanzelize yoksa Louvre'da olmasın yani. Niye böyle? Yani biri varsa biri de olmasın. Biri varsa biri yok. Biri yoksa biri var, olmaz. İkisi de birden. No Şanzelize, no Louvre. Öyle söyleyelim. Şimdi peki bundan sonrası hikaye şu. Dün küresel oyunda konuştuk. Devamı da var. Onu da konuşmamız gerekiyor. Anlaşılmaz olan şu. 18 ay önce seçimle iş başına gelmiş bir hükümet var Fransa'da. Aynı zamanda Fransa'nın ileri, çok ileri, tam en üst düzey demokrasisinden de kimsenin bir kuşkusu yok. Her şeyin en ilerisi, en moderni, en örgütlenmiş toplum. Aşağıdan yukarı bütün her şey örgütlü. Sosyal sübatlar, özgürlükler, medya, her şey açık. Bu adamlar sokakta peki ne yapıyorlar? Şimdi Fransa demokrasisi gibi ileri bir demokraside bu işler, evet Maliye Bakanı da söylediği gibi sandıkta değil de sokakta çözülüyorsa, o zaman bize ne hikaye anlatıyorlardı bu önceki yıllarda? Aa, işte bunlar sizin başınıza geliyor çünkü sizin demokrasiniz işte tam değil, Avrupa Birliği standartlarında değil. Aa, Avrupa Birliği standartlarında demokrasi. Bundan daha ilerisi de yok. Çiftçiler bile örgütlenmiş durumda. Çiftçiler örgütlendiyse çiftçilerin yanında çalışan herkes örgütlenmiştir diye düşündük. Böyle bir ortamda Fransa sokağa dökülüyor. Hem de kime karşı? 18 ay önce seçtikleri bir hükümete karşı. Bu nasıl bir sistemdir? Anlayamadık. Eğer sokağa dökülme meşruysa, o zaman Fransa sistemi meşru değil. Öyleye bakın, siz bir şey yaptınız, millet sokağa döküldü. Demokrasinizde bir eksiklik var, gariplik var. Ya da anlattığınız ya da iddia ettiğiniz gibi bir demokrasi yok. Olsa sokağa dökülmezlerdi. E, sokağa dökülüyorlar. Bunun cevabını Macron'a bırakıyoruz. Bu temada anlatmaları ve konuşmaları sürdüreceğiz. En ileri demokraside böyle şeyler neden ve nasıl oluyor? Bunu Mesut Macron önce kendisi çözsün, sonra da bize anlatsın. Şimdi Paris manzaraları, manzaraları Atina ve Selanik'te de bugün görüldü ilginç bir şekilde. Atina'daki hükümetin de meşruiyetinden demek ki kaygı duymak gerekiyor. Neden sokaktalar? İleri demokrasisiyseniz sokakta olmamaları lazım. Şöyle bir 10 yıl önceki bir olayın anısına tekrar sokağa dökülmüşler. Yine çatışma, gaz, işte
polisler, Atina'da metro kapanmış, meydanlara toplanma işi işte engellenmeye çalışılmış. Tekrar yüksek Avrupa demokrasilerinde yüksek bir kriz var. Yüksek Avrupa demokrasileri sokakla baş edemiyorlar. Ya bu sokak kontrollerinde değil ya da bir arızaları var ki halk sokağa dökülüyor demek lazım. O kadar iş çığırından çıkmış durumda. Yunan polisinin belki güvenliği sağlayabileceğini varsayabiliriz. Şimdilik onlar herhalde televizyondan önce Paris'i izliyorlar. Sonra da Atina ya da Selanik'te sokağa çıkıyorlar. Şimdilik durum bu. Görüntülerimiz daha varsa hepsini gösterebiliriz. Cam çerçeve, hiç Avrupa demokrasilerinde görmek istemediğimiz manzaralar, çok üzücü. Efendim şöyle, şimdi Şam'da, Şam rejiminin provokasyonları 24 Kasım'da, önceki hafta bir kimyasal saldırı oldu diye bir böyle bir hareketlenme oldu Şam ve Şam yanlısı medyada. Rus medyası da buna dahil. İşte asiler kimyasal kullandı, şu oldu bu oldu. Görüntüler, fenalık geçirenler, şu oldu bu oldu tekrar. Bu işte bir bit yeniği olduğunu söylemiştik. O zaman da konuşmuştuk. Ayrıntıları şimdi geldi. Gerçi önceki gün ama dün işte dünya hali yoktu. Bugün devam edelim. Şöyle, Amerika İstihbaratı diyor ki bu olayı Şam rejimi tezgahladı. Sırf İdlib'de karışıklık var, İdlib kontrol altında değil demek için. İdlib'den gaz atıldı diye bir iddia. Balon işte Rus medyasında da hayli yaygın biçimde kullanıldı. Amerikan istihbaratı diyor ki bu bir sahte bayrak operasyonudur. Nasıl? Çünkü diyor işte kanıtlara baktık. Tekrar Amerikan istihbaratı yine yüksek oranda yüksek inanç göstermiş. Daha doğrusu ne diyor? Yüksek kanaatimiz odur ki, en üst düzeyde kanaatimiz, kaçıcı cinayet konusundaki kanaat da aynı şekildeydi. Şöyle, bu bir sahte bayrak operasyonudur. Videoları gördük, olay yerinde çekilen görüntüleri izledik. İşte diğer verilere baktık, teknik analiz yaptık ve gösterilen mesela havan mermileri var. Bunlarla klor gazı geldi diye yazıp çizmişlerdi. O mermilerle, o kovanlarla klor gazının yollanması mümkün değil. O bir. Sonra gönderilenin klor gazı olmadığı, bir gaz var ortada ama klor gazı olmadığı, yaralıların ya da yaralandığını iddia edenlerin belirtileriyle uyuşmuyor. Göz yaşartıcı gaz kullanılmış. Merhamet de gösteriyor. Yani hem tiyatroyu örgütlüyor Şam rejimi, hem de tiyatrodaki figüranların zarar görmemesi için göz yaşartıcı yalnızca gaz kullanmış. Onun üstüne de işte böyle İdlib'de, sonra da İdlib'i bombaladılar. İdlib'de muhtelif yerler bombalandı. Sırf bu saldırı iddiası üzerine. Başka bir konu var. Sonra bu Derezor tarafında Amerika ve destekçisi desteklediği maşaların bir Hecin kasabasına operasyonları vardı. Eylül başından beri Hecin'i almaya çalışıyor. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Aralık'a ortasına geldik. Hecin'e kısmen girmişler. Bir kısmını kontrol altına almışlar. Hecin dedikleri yer eski zamanda 40-50 bin nüfuslu küçük bir kasabaydı. Hala DAEŞ orada artık garnizon mu kurdu, ne kurduysa hala girememişler Hecin'e. Onun vurgusu var ama birkaç eve girmişler, onu anlatıyorlar. Tabii ki hikaye, işte DAEŞ devam ediyor falan hikayesi. Orada da bir başka tiyatro var.
Şimdi petrol fiyatları düşüyor. OPEC toplantısı var. Evet. İşte hatta bu anlaştılar falan gibi de bir laf çıktı. Fakat şimdi geliyor. Tam net değil. Şöyle net değil. Orada Suudi Arabistan bir uyanıklık yapmaya çalışıyor. Ayaklarına dolaşması kuvvetle muhtemeldir. Şöyle. Rusya ile birlikte ve diğer OPEC üyelerini arzı azaltmaya ikna etmeye çalışıyorlar. Arz azalırsa piyasadaki petrol azalacak. Dolayısıyla fiyat yükselecek. Şimdi düştü dediğimiz bu karışıklıkta bugün düştü. Ne kadar düştü? Brent mesela %5 civarı düştü. Ama hala kaç? 60'ın civarı, 58'de. 58 sonra da 60'ın üzerine çıktı. Şu 60, 58, 55'i falan düşmesi lazım. Daha aşağı düşmesi lazım. Fakat orada direniyorlar. Şimdi Suudi Arabistan diyor ki biz Rusya ile de anlaşacağız. Rusya OPEC'te değil malum. Onlarla birlikte bir üretim kotasında anlaşırsak bu iş devam edecek. Piyasada bunlar ne yapıyor diye dalgalanıp duruyor. Burada en önemli konu şu. Malumunuz Donald Trump dün de bir tweetle bu akış bu şekilde arz devam etsin, fiyatlarda daha düşsün diye buyurmuşlardı. O emri Suudi Arabistan Enerji Bakanı'na duydunuz mu diye sordular. Duyduk, Donald Trump'ın taleplerini de göz önüne alıyoruz dedi. Deyince millet yıkıldı. İranlı OPEC Petrol Bakanı kızdı. Dedi ki OPEC bağımsız bir teşkilattır. Amerikan Enerji Bakanlığı'nın bir dairesi değildir. Washington'dan emir alması söz konusu değildir. Sen gel bunu Suudi Arabistan'a anlat. Washington'dan emir alması söz konusu olmayan bir OPEC. Şu an hala hamumşar olup bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Trump'a istediğini yapıyoruz imajı verip Rusya'yla başka bir şey yaptıkları yolunda kuvvetli işaretler var. Dediğimiz gibi ayaklarına dolaşma ihtimali hayli yüksek. Eğer Trump'ı kızdırırlarsa vallahi kurtaramayız Suudi Arabistan'ı. Amerikan Kongresi'nde bir kısım senatör diyor ki Kaşıkçı cinayetinden doğrudan Prens Muhammed bin Salman sorumludur ve kendisinden hesap sorulmalıdır. Bu kadar net. Senatörler taslak, karar taslağı hazırladılar. Kongreden, senato tarafından geçmesi için. Resmen taslakta diyor ki kanaatimiz odur ki bu cinayetten Salman sorumludur, emri o vermiştir. Olayı izlemiştir, yönlendirmiştir. O SMS mesajlarını da fark ettiler ya. O SMS mesajlarıyla da durumu takip etmiştir. Ne oldu? İşte şu an testlerde. Ne oldu? Şu an parçaları taşıyoruz falan. Bilmiyoruz. Böyle bir ortamda senato net şekilde hem de işte o hep konuştuğumuz Lindsey Graham ve diğerleri. Sırf demokratlar da değil, cumhuriyetçiler de var içlerinde. Cumhuriyetçilerin bu şekilde saf değiştirmesine Donald Trump çok kızıyor. Ve böyle bir karar geçirecekler. Taslak hazır. Taslak adeta hani Amerikan senatosunda mahkeme kurulmuş. Zaten demişlerdi senatörlerden bir tanesi korkur demişti. Yarım saat jüri içeride toplanır. Yarım saat sonra gelir bu suçlu der bu kanıtlarla. Hangi kanıtlarla? CIA'nin sunduğu veya elinde olduğunu ima ettiği kanıtlarla. Şimdi öyle bir ortamda senato mahkemeyi kurmuş, mahkum etmiş. Diyor ki bu budur. Ki senato gerçekten böyle bunlar riskli siyaseten, uluslararası ilişkilerde siyaseten ve riskli vesaire durumlarda riskli olaylardır ya da iddialardır. Ama bütün onları göze alarak bu kadar eminler kendilerinden diyorlar ki bunu bu yaptı. Bu kadar basit. Şimdi bu karar nasıl geçecek? Bu kararın yanında bir başka karar da var. Aynı şekilde Yemen'de de katliam yapıyor. Yemen'de işte masumların kanına girdi, şudur budur diye bir başka karar tasarısı var. Üçüncü olarak da Amerika'nın başka ülkelerdeki savaşa girme konusunda ayrı bir mesele. Onun ayrı bir kanunla geçmesi gerekiyor. Onu da geçirmeye çalışıyorlar. Orada da diyecek ki Yemen'deki savaşa Amerika'nın katılmaması, katıldıysa da bundan sonra bir şey yapmaması ve çekilmesi kararı. O War Powers Act dedikleri savaş yetkisi veren ya da savaş yetkisini iptal eden bir karar. Şimdi dedikleri şu, aynı konu olduğu için bu üçünü birleştirelim ya da en azından Yemen'le Kaşıkçı olayını birleştirelim tek bir metinde.
öyle geçsin. Onun toplantısı vardı işte Washington'da, bu az önce belki bitti, sabah saatleri oluyor. İkisini birleştirdikten sonra gelecek hafta oylamaya getirebilirler. Peki oylamada ne olacak? Şimdi oylamada bir kere niyet beyanı. Yani bunun doğrudan Beyaz Saray'ı zorlaması mümkün değil. Donald Trump'ı zorlamak için Senato'nun kararı yetmiyor. Daha büyük bir şey lazım. Fakat çoğunluk arttıkça, bu kararlara evet diyenlerin oranı arttıkça, mesela 70'tir en kritik sayı. Yüz üzerinden 70 gerçekten çok çok kuvvetlidir. Donald Trump'ı bile yerine yapıştırır. Öyle bir ya da 70'e yakın bir sayıyla geçerse o zaman kuvvetli bir mesaj olur. Donald Trump da kendisinin bu kadar boş bir sahada kalamayacağını hisseder diyorlar. Bu Amerikan siyasetini bilenler için adım adım böyle tasarıların gelmesi, geçmesi, kabul edilmesi önemli. Çünkü bir momentum inşası dedikleri süreci destekleyen bir adım oluyor. Sonra bu başka adımları getiriyor. Adım adım hedefe gidiliyor. O yüzden önemli ve bunu yapabilecek çoğunluk var gibi. Tabii ki Trump da kendi adamları üzerinden Cumhuriyetçi Parti'ye baskı yaparak sakın ha geçirmeyin diye bir çaba içinde. Hangisi kazanacak? Aynı zamanda Senato diyor ki yani bu sırf Kaşıkçı cinayeti değil, sırf Yemen değil. Bakın başka marifetleri, bunlar unutulmadı ve unutulmadığını hatırlamak için söylememiz gerekiyor. Yemen ve Kaşıkçı cinayeti değil. Suudi Arabistan'daki muhaliflerin kapatılıp, bazısı otele kapatıldı, bazısı hapishaneye kapatıldı. İşkence, kötü muamele, haklarının gaspı, mal varlıklarının gaspı, bu var. Bunu unutmadılar. Madde 3. Madde 4. Lübnan Başbakanı Hariri'nin kaçırılması. Evet, bu da ciddi bir olay. Dördüncü madde olarak iddianamede. 5. Amerika'nın ortağı ve partneri Katar'ın ablukaya alınması. 5 numaralı ihlal. 6. Kanada ile insan hakları konusunda haksız ve gereksiz bir itişmeye girilmesi ve Kanada'ya saygısızlık yapılması. Bunların hepsini alt alta suçladıkları, dizdikleri zaman iyi bir iddianame ve iyi bir suçlama oluyor. Geçerse etkili olacak, geçecek. Trump bunu göz ardı etmeye çalışacak ama sonra başkası gelecek, sonra başkası gelecek. Ve bunlar bu işin peşini bırakmayacaklar. Ve de burada görüşler de var. İşte mesela Suudi Arabistan'ın bize ihtiyacı, bizim onlara olan ihtiyacımızdan daha fazla. Neden bu kadar abartıyoruz Suudi Arabistan'ı diyorlar. Doğru. Donald Trump'ın abartması. Suudi Arabistan bu arada işi çabuklaştırıp birkaç silah siparişi vererek durumu kurtarma çabasında bir 15-20 milyarlık bir başka hemen bir şey geçirmeye çalışıyorlar ama bu senatodan izin geçmez. Yani o silah satışının geçmeyeceği anlaşılıyor. Bir de öyle bir durum var. Başka sonuç olarak evet belki bu roundu işte G20'de çakmakla falan Prens Salman kazanmış gibi görülüyor ise de daha oyun bitmedi, maç bitmedi, maç devam ediyor. İzliyoruz. Ha bu Assange, WikiLeaks Assange Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğine kendini kapatmıştı. Yıllardır oradaydı falan. Şimdi çıkışı yolunda bir anlaşma yapıldı. Ekvador açıklama yapıyor. Assange istediği zaman çıkabilir diye. Çıktıktan sonra nereye gider ya da nereye gidebilir? Sonraki aşamaları da ilginç. Sonra rahat bırakacaklar mı? Assange'in peşinde çok adam var, çok teşkilat var. Onları hatırlayalım. Daha o iş bitmedi. Başka Wall Street'te ciddi düşüş var. Wall Street iki gündür çok kötü çakılıyor. Sebebi de Donald Trump'ın ticaret savaşları işini beceremeyeceği yolundaki kuvvetli işaretler. Donald Trump bu işi beceremiyor. Eyvah, resesyona gidiyoruz diye bir kaygı başladı. IMF Başkanı Bayan Lagarde resesyon işareti görmediğini de söyledi ama Lagarde'ın yorumları Amerika için tamam. Amerika'yı IMF izler ama IMF'nin Amerika'da pek borusu ötmez.
iki bilim insanına verilmişti. Kanserle mücadele ve kanserle mücadelede vücudun bağışıklık sistemini artırma yolundaki çalışmaları nedeniyle. Bugün o işte iki bilim insanı nakit parayı da alacaklar. 1 milyon dolar alıyorlar, paylaşacaklar. Bu ödül öncesinde bir basın toplantısı yaptılar. Orada da soru geldi Stockholm'de. Kanseri yenmek mümkün olacak mı? Söyledikleri şu. Kansere karşı başarı kazanma yolunda ilerliyoruz. Çalışmalar sürüyor. Fakat yeryüzünden kanseri silmek gibi bir şansımız yok. Bunu epeydir böyle otoriter bir şekilde bir yetkili ağızdan duymamıştık. Yani kanseri yenme konusu evet güncel. Çalışmalar evet bilim, Nobel, herkes çalışıyor. Ama günün birinde işte bazı hastalıklar gibi çiçek mesela. Yeryüzünden bu hastalığı silmek mümkün olacak mı sorusuna cevap hayır. Bazı kanser türlerinde başarıyı çok çok %100'e yakın noktaya getirebiliriz diyor bilim adamları. Bir tanesi Hanzhou, Japon, diğeri de Allison, Amerika'dan. Bazı kanser türlerinde başarıyı %100'e getirebiliriz ancak bütün kanserlerde başarı sağlayacağımız konusunda bir garanti yok. Dünya hiçbir zaman kanserden arınmış bir dünya olmayacak diyor maalesef. Ama nedir? Bu bilim adamları bağışıklık sistemini geliştirmek ve vücudun doğal yollarla kanserle mücadele etmesini de sağlamak istiyorlar. Bir başka şey de söylemişler. İşte radyasyon tedavisi, kemoterapi tedavisinin yanında bir de vücudun bağışıklık sistemini devreye koyarsak üç tür işte savunma ya da mücadele hattı oluşacak diye çabalarını sürmesini diliyoruz. Öyle değil. Şimdi efendim dün bugün Amerikan medyasını karıştırıyoruz. Indiana gazetelerinde bir haber. Diyor ki Türk prenses restore edildi. Türk prenses deyince Türk prenses nerede? Türk prenses burada. Türk prenses restore edildi. Neymiş Türk prenses deyince bu tablo. Şimdi bu tablonun hikayesi, ilginç bir hikayesi var. Öncelikle niye Indiana? Efendim Amerika'nın Osmanlı'ya gönderdiği ilk sefir Indianalı bir asker ve siyasetçi olan Lew Wallace'dır. Lew Wallace'ın da Indiana'da işte kütüphanesi ve müzesi var. O müzede bu eser sergilenirmiş. Sonra işte biraz yıprandı diye alıp bakıma koymuşlar, restore etmişler. Şimdi tekrar ziyaretçilerin bakışına açılmış bu Türk prenses tablosu. Türk prenses ne? Efendim hikaye Sultan Abdülhamit'e gidiyor. Çünkü bu tabloyu Sultan Abdülhamit Amerikalı Büyükelçi'ye vermiş. Ama güzel bir hikaye şöyle. Bu Lew Wallace zamanın işte tanınmış Amerika'da bir siyasetçisi. Aynı zamanda yazarlığı var. Ben Hur diye. Kitabını okumadığınız zaman muhtemelen filmini seyrettiğiniz bir Ben Hur vardır. Yenisini de çektiler. Eskisi vardır, yenisi vardır. O Ben Hur'un da yazarı. Tarihi bir romandır işte İsa, İncil o zamanlara gider. Tarihi bir roman yazmıştır. Ben Hur odur. Onun yazarı. Zaten Amerikan Başkanı da Orta Doğu'yu git gör, işte oraları da gör diye göndermiş İstanbul'a Lew Wallace'ı. Lew Wallace İstanbul'a geliyor. Hikaye çok güzel. Sultanın huzuruna çıkıyor. Yeni Amerikan sefiri diye. İşte takdim ve törenden sonra Wallace tercümana dönüyor. Diyor ki sultanın elini sıkmak istiyorum. Sultanın elini sıkmak kimsenin haddi değil. Olacak şey değil. Tercüman çevirmiyor bile. Yanındakiler de diğer işte kim varsa divanda onlar da gayet tedirgin oluyorlar. Sultan Abdülhamit tedirginliği görüyor, seziyor. Diyor ne oldu? O bir şey dedi, ne dedi? Söyleyin bakalım. Diyor ki hükümetim işte densiz ama kusuruna bakmayın elinize sıkmak istiyor. Gelsin sıksın diyor.
Sultan Abdülhamit büyük bir alçak gönüllülükle Amerikan sefirinin elini sıkıyor. Ve sonra kayıtlar diyor ki o olaydan sonra araları çok yakınlaştı ve sultanın arada sırada çağırıp konuştuğu, danıştığı ya da işte fikir verdiği bir sefir oldu Lew Wallace. Sonra işte başka işler de yapmış. Mesela diyor ki işte Osmanlı İmparatorluğu'nda olan biten ve diğer azınlıklarla da ilgilenirdi. Her yabancı sefir gibi azınlıklarla da ilgilenirlerdi. Yunanlarla ilgilenmiş. Yunan cemaati demiş ki Osmanlı zaptiyesi birkaç Yunanlıyı yakaladı. Lütfen onların salıverilmesi için ricacı olun. Amerikan sefiri bu işi görebiliyor, gidiyor, arıyor, tarıyor ve rica ediyor ve Yunanlar salıverildi diye haber geliyor. Amerikan sefiri gayet memnun, diyor ki işte başardık, salıverdik Yunanları, sultan sağ olsun irade gösterdi. Yunanlar gelip dönüyorlar, haber veriyorlar, diyorlar ki yok, bizim istediğimiz adamlar salınmadı. E saldılar işte, yok yanlış adamlar salınmış. Hay Allah, sonra tekrar doğru adamların salınması için yine Amerikan sefiri devrede. Neyse, doğru adamları da salıyorlar. Hikayeler çok güzel, uzun. Sonra işte Kudüs'e gidiyor, dolaşıyor, şu oluyor, bir oluyor. Hikaye şu, 1881'de bu gelişi Lew'un. Arkamızdaki tablo da Lew'un çizdiği Sultan Abdülhamit portresi. Pek fazla bilinen bir portre olduğunu düşünmüyoruz. Dolayısıyla Amerikan Seferi'nin işte o 1881 sanatçılığı da var, çizimi de var ve Sultan Abdülhamit'i bu şekilde resmetmiş. Şimdi Lew'un 1884'te görev süresi doluyor ya da işte geri dönmek istiyor. Amerika'ya dönecek. Dönüşü vesilesiyle sultan sefire çok pahalı hediyeler gönderiyor. Ve Lew bunları görünce dehşete kapılıyor çünkü çok çok değerli, çok çok pahalı hediyeler. Diyor ki ben bunları kabul edemem, kusura bakmayın ama kabalık da etmek istemiyorum ama bunları götüremem. Yani bizim kurallarımız işte şudur budur falan. Sultan haber gidiyor. Sultan o hediyeleri çekiyor. Fakat hikayeye bakın. Amerikan sefirinin denklerine ve kutularına sultan daha değeri daha düşük ama manevi değeri yüksek hediyeler yerleştiriyor. Mesela halılar. Mesela işte şu Türk prensesi dedikleri tablo. Onları gizlice denklerin içine yerleştiriyorlar. O kadar gizli yapıyorlar ki bu işi. Lew Amerika'ya gittikten sonra fark ediyor denklerin içinde, kutuların içinde sultanın armağanlarının çıkmasını. Böyle bir güzel hikaye. Sonra işte Türkiye'ye dair, Osmanlı'ya dair iyi şeyler yazmış bir büyükelçiydi. Hikayesi de o. Türk sultan Türk prensesi diye geçiyor. Bu da yine Wallace'ın biraz daha iyi bir resmini bulabilirdik. Şöyle asker fotoğrafı vardı. Bir dahaki sefere onu gösteririz. Hikaye budur efendim. Rusya silah ve silahlanmada yeni bir çığır açtı. Lazer silahlarını devreye koymuş. Artık lazerle oynuyor Rusya ve silah olarak oynuyor. Rus medyasında bu var. Bilenler de diyor ki yeni bir çığır açıldı. Artık savaş, işte konvansiyonel savaş ya da diğer tekniklerde görüntüsünü de verelim. Artık Rusya yeni bir sayfaya geçti, yeni bir bölüme geçti. Öyle kurşun atmak, bomba atmak falan olayı bittikten sonra artık lazer kullanımı başladı ve bundan sonra lazer kullanılacak. Görüntüsü var mı arkadaşlar? Neye benzediği konusunda da sır kapsamında olduğu için Rusya ancak bu görüntüleri böyle filtreledikten sonra resmi medyası aracılığıyla falan veriyor. Bilenler ne olduğunu anlamaktalar. Bu da resmi görüntüler. Joystick, bir namlu. Çin'de de benzer modeller vardı, onu da göstermiştik. Ve de yere, uzaya, istenen yere, artık kilometresi, menzili falan onlar tartışmalı. Ama etkili ve güçlü olduğu anlaşılıyor.
Anlaşıldı. 360 derece hareket kabiliyeti var. Bir de ateşlerken görürsek. Peki. Tamam. Yani böyle bir şey. Devamı da gelecektir. Berlin Hayvanat Bahçesi'ne bir yavru kutup ayısı geldi. Çok sevimli. Görüntüleri paylaşıldı. Doğumu daha bir hafta önce falandı da şimdi yeni paylaştılar. İşte büyüyor diye. Ne kadar büyüyecek, nasıl büyüyecek? Daha bir ilkbahara kadar annesiyle birlikte koruma altında ve kapalı yerde kalacak deniyor. İlkbaharla birlikte dışarı çıkacaklarmış. O zaman da dışarıdan seversiniz demekteler. Şimdilik görüntüsüyle idare edin. Sonra ilkbaharda da kafesin dışına çıktıkları zaman bakacağız diye. Yeni doğmuş bir haftalık kutup ayısı nasıl oluyor? İşte böyle oluyor. İspanya başkenti Madrid kent merkezine belli araçların girmesini yasakladı. Neden? Egzoz, hava kirliliği, egzozdan duman püskürten araçları istemiyoruz dediler. Nedir? 2000 sırf dizelde değil benzinler de dahil. Şöyle 2000 yılından önce imal edilmiş benzinli araçlar ve de 2006'dan önce imal edilmiş dizel araçlar kent merkezinden yasaklandılar. Girerse yakalanırsa işte ilk başta 90 euroluk cezası var. Sonra işte belki arabayı alırız falan diyorlar. Yeterli mi? Değil ama işte önce bir merkezi yapalım da sonra genişletiriz diye. Peki burada bir başka sorun çıkıyor. 2000 yılından kalma araçları kullananlar ya da 2006 yılından kalan araçları kullananlar ne yapacaklar? İşte belli olmaz. O da belki yeni bir sarı yelekliler olayına neden olabilir İspanya'da. O kadarını bilmiyoruz ama şimdilik işte kent merkezinden yasaklandılar. Bu fırsat bulamadık bunu anlatmaya. Andreas Manuel López Obrador, Meksika'nın yeni devlet başkanı göreve başladı. İşte seçim kazanmıştı. Gayet popüler bir başkan. Şöyle yoksulların başkanı. Yani Meksika'da sol taraftan geliyor siyaseten ve de işte yoksul kitlelerin başkanıyım diye kendisini lanse etti. Başka yeni icraatları da dikkat çekiyor. İşte nedir? Meksika ekonomisini toparlayacağım. Meksika ekonomisi yaklaşık 1 trilyona yakın ya da trilyonu da aşmış bir ekonomidir. Röter yapınca başkan uçakta mahsur kaldı ve de toplantıları kaçırdı. Neyse alışkanlık sonra da hallederiz dediler. Başka ne oldu? İşte her gün sabah 7'de basın briefingi yapacağım dedi. Medya neye uğradığını şaşırdı. Her gün her sabah başkan açıklama yapacak. Ne açıklaması yapacak? Meksika'nın en büyük sorunu aslında güvenlik. Uyuşturucu terörü çok ciddi bir durum. O işte narko Meksika falan onlar maalesef gerçek hikayeler. Hatta azı var, çoğu yok, fazlası yok. O hikayelerin gerçekten yaşandığı bir ülke. Onun için kitlesel ölümler, katliamlar oluyor. İşte Obrador'da ikinci günkü basın toplantısında dedi ki iki gündür iş başındayım. İşte narko terörden 50 kişi öldü. Sonra da ekledi. Ama benden önceki iktidarda daha fazla ölüyordu falan. Şimdi
Bunlar işte başka icraatları da var. Başkanlık sarayını şeye açtı, halka açtı. Bir Volkswagen arabaya biniyor falan. Bakın bunlar güzel de. Bilenler de diyor ki bu 1 trilyonluk Meksika ekonomisi bu önlemlerle kurtaramazsın. Bu önlemler bir işe yaramaz. Meksika'nın çok daha kapsamlı sorunları var. Mesela petrolle başı dertte. Meksika'da bir petrol ülkesi. Petrol çok çıkarken, bol çıkarken, yüksek fiyattayken Meksika gayet iyi durumdaydı. Ne zamanki petrol aşağı indi, Meksika da aşağı indi. Donald Trump gibi birisiyle komşu olmanın da başka sakıncaları var Meksika için. Yani kozmetik tarafta bir halk yoksul edebiyatı yapmaya devam eden bir başkan ya da o şekilde başlayan bir başkan var. Fakat yapısal sorunlar başka yerde. Meksika aslında zengin bir ülke. Başkanı işte uçak da alabilir falan. Bunlar narko, terör, daha büyük sorunlar falan onlarla asıl ilgilenmesini gerektiriyor. Bakalım izleyeceğiz. Obrador şimdilik Meksikalıların son umudu. Liberalleri denediler. Şimdi de solu deniyorlar. Ha, sol dediysek bir Castro ya da Chavez de değil yani onu da söyleyelim. Ama işte kendi çapında bir şeyler yapıyor. Bakalım Meksika öyle. Ve Mars'ta Curiosity küçük araç var, dolaşıyor. Diğeri hala kumun altında çıkamamıştı ama Curiosity arada sırada hem dolaşıyor hem de resim gösteriyor, gönderiyor. Şu resimlerden bir tanesinde ortadaki sarı nesne. O dikkati çekti. Çok parlak. Şu arkamızda da daha güzeli var. Çok parlak bir büyük bir kitle. Pırıl pırıl parlıyor ve yolladı fotoğrafı. Önce bir heyecan. Bu acaba altın mı? Düşünebiliyor musunuz? Mars'ta altın bulundu. Tamam Mars'ta kıymetli madenler falan aranırsa bulunacağı varsayılıyor da bu şekilde böyle yerde kütle halinde altın bulunması bütün işi değiştiriyor. NASA'da sağduyulu bilim insanları da var. Dediler ki hayır bu altın falan değil. Çok iyi parlayan bir buz parçası olması muhtemeldir. Mars'ta altın bulunmasını gerektirecek pek bir durum yok. Ama işte kayalar zaman zaman göz aldanmasıyla muhtelif göz yanılmaları yaratabiliyorlar. Mars'la ilgi devam ediyor ama öyle kazma kürek altın arayacak noktada değiliz. Amerika, Donald Trump daha doğrusu Afganistan meselesinden Pakistan'a bir yüklenmişti hatırlarsınız. Pakistan da cevabını verdi aslında. Sonra bir yumuşama başlamıştı. Onu da anlatmıştık. Mektup yazmış Sayın Başbakan diye İmran Han'a Donald Trump. Son durum şu. Pakistan ordusu bir açıklama yaptı. Bu gayet önemli. Pakistan ordusu diyor ki Amerika'nın Afganistan'da çare, çözüm, barış bulma çabalarını biz destekleriz. Bu işten de memnun oluruz. Hatta diyor öyle olsun ki Taliban'la görüşmesi gerekiyor Amerika'nın. Onu da unutmaması gerekiyor. Yani siz çözüm bize verin falan yok öyle bir şey. Biz Amerika'nın bizzat bu işi yapması gerekiyor. Fakat Pakistan ordusu güzel bir şey diyor. Diyor ki Taliban'a bırakarak Afganistan'dan çıkacaksınız. Daha Amerika kabul etmiş değil ama bunu vurguluyorlar. Taliban'a bırakarak Afganistan'dan çıkacaksınız. Bari İyi duygularla çıkın da arkanızda bir enkaz bırakmayın. Bu hayli tarihi ve olayı gerçekten güzel çerçeveleyen bir açıklama. Hem de Pakistan ordusu yapıyor açıklamayı. Diyor ki elimizden geleni desteği veririz. İşte ne gerekiyorsa tamam bize düşerse bir şey yaparız ama kendilerinin bizzat görüşmesi ve ikna etmesi gerekiyor. O aracılığı biz yapmıyoruz diyor. Haklı olarak bu Amerika'nın işleri belli olmaz. Pakistan'ın üzerine çullanırlar diye kaygılanmaktalar. Doğru. Ama işte Pakistan'da gidişat, Afganistan'da birazcık işler yatışırsa Pakistan'a da huzur gelir diye düşünülmekte. Onun için izliyoruz.
Efendim Çin'den ilginç bir spora dair görüntüler geldi. Önce görüntü sonra da altını okumak zorunda kaldık. Nasıl yani diye size de gösterince kalk vereceksiniz. Çin usulü boğa güreşi. Kung fu sanatçısı ya da uzmanı arkadaşlar boğayla bu şekilde güreşiyorlar. Buna da Çin usulü boğa güreşi deniyor ya da kung fu boğa deniyor ve görüldüğü gibi maksat boğanın sırtını yere değdirmek ya da boğanın göbeğinin güneşi görmesini sağlamak. Bu şekilde sağlanıyor ve tartışmalı bir durum. Öncelikli olarak bu sporu yapan gençlerin anneleri çok kaygılanmışlar. Başına bir kaza gelecek, boynuz yiyecek diye. İşte öğrenciler diyor ki bu işi severek yapıyoruz, bu bir spordur. Hayvan hakları savunucuları evet bu iş yanlış diyorlar. Ama bakıldığı zaman denk bir mücadele gibi geliyor. Belki boğanın biraz daha kızdırılması lazım. Kızarsa boğa pek kung fu'ya falan gelmez gibi. Biraz izleyelim. Güreş iyi bir spordur ama tabii ki herkesin akranıyla güreş tutmasında fayda var. Yarın efendim 20'de tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalınız.